Pastalar, börekler, tatlılar ve daha neler neler. Pandemi nedeniyle 2 yılı aştığı süredir kermesler düzenlenemiyor. Bugün Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nda özlenen günlere yeniden dönüldü. Karatay Cengiz Topel İlkokulu velileri birbirleriyle yarıştı. Sınıflar tek tek stand kurdu. Herkes el ele verdi. Standlarda ne varsa hızla satıldı. Kermes de çok iyi olur. Hem ailelerin şeyisi, hem okul için, hem çocuklar için çok iyi bir şey yani. Siz de ekmek yapıyorsunuz. Biz börek açıyoruz. Baklava var, su böreğimiz vardı bitti. Yaprak sarmamız, yaş pastamız, çiğ köftemiz, kısırımız. Hepsini siz yaptınız. Evet, el açması. Hepsi hazır değil, hepsi bizden. Çok özledik hem de. Böyle çocukların eğlenmesi, ailelerin, velilerin bir arada eğlenmesi. Bu ortamları gerçekten çok özledik. Çok da iyi oldu. Güzel oldu. Buyurun. Dayıma mı diyorsunuz herhalde? Sayıma başladık şimdi. Çocuklar için çok büyük bir etkinlik, güzel bir etkinlik. Çocukların yüzleri boyandı. Okul bahçesinde panayır havası hakimdi. Palyaço bile vardı. Günün büyük bölümü eğlenceye ayrıldı. Her şeyden alacağım. Yedin mi? Yok, daha yemedim. Birinci sınıfta yaptık en son. Pandemi patladığı için son 2 yıl yapamadık. Yani çok özledik. Ben de eğleniyorum. Şimdi satış yapıyorum. Yedim, eğlendim. Şimdi satıyoruz. Ben de öğretmen seçtiği için Japonya'nın kostümünü giydim. Çok güzel geçiyor kermes. Pandemi yüzünden zaten uzak kaldık. Çünkü virüs patladı ondan dolayı. Ama bu etkinlikleri özlemişiz. Eğleniyoruz işte. Satış falan yapılıyor. Kermesi çok özledim. Aslında seviyordum zaten. Doyasıya yedim, 48 liraya yakın para harcadım. Kermes sevincine mehter takımı da katıldı. Coşkulu marşlar peş peşe çalındı. Kimi dinledi, kimi mehtere eşlik etti. Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinlik gün boyu devam etti. Haftanın kalanı derslere ayrılacak. Yaz tatiline kadar müfredat tamamlanacak.